Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve l'akibatu lil muttaqin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den çıktı. Müslümanlar az gene yürüyüşleri bilen Mekke tarafına karıp katta bir kabile geldi onların oraya. Bu Banu Süleym kabilesiydi. Ular İslam'ı kabul kılıp Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iman keltirgeni, bana şu imanlarının haberini vergeni keleşeyken kişidir, dediler. Ular min kişiydi ve min kişi hammaları attı üstüden. Min de atlı kişi. Hammaları kurallengen. Peygamberimiz bilen Mekke'ne, Medine'den çıkan 7,5 min, cengçinin içi de min de atlı kişi yoktu. Bunlar ise min kişi hammaları atlarının üstüden. Banu Süleym geldi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e İslam'ını ilan kıldı. Resulullah güde bir kursandı bulduğundan, katı kuvandı. Banu Süleym'den avarrak kettirgen, Gatafan kabilesinin seyyidi Uyeyne İbni Hısın alamda kaldı. Çünkü o yalnız özü giyendi. Peki bir neçen nefer kişilerden giyendi, Banu Süleym ise koşumla geldi. Şaraf Banu Süleym'i getirip aldı. Uyeyne bundan azar çekip onlarını maskara kılıçta başladı. Ha bunlar kim boptu? Ha bunlar da hiç kendine faydası değil miydi? Ha bunlar can kılıçta bilmiydi? Banu Süleym'in seyyidi bunu eşit durup Uyeyne'ye eğer hala seyler dedi. Sılar bulan can kılıçta koyamaz dedi. Yani Uyeyne İslam'da kabul kıldı. Uyeyne İslam'da kabul kıldı. Lakin hala İslam kalplerde müstahkem uğraşma gel. Hala kalplerde kesel var. Eğer kere olsa uçuk koyamaz dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu nasadan haber tapıp onlarını bu işten mankılda ulaş sükür sakılaştı. Az yine mahkotup yine bir taife, yani bir kabile gelip iman getirdi. Yine saltırıp yine bir takali kabile gelip Müslümanlarla koşuldu. Şimdi yapılıp Müslümanlarını Mekke'ye karab çıkan koşunun adadı 10 bin kişiye yetti. Mesela Handa gazatıda Kureyş 10 bin bana şu Arap kabilelerini küfür bayrağı astacanlar Medine-i Münevver'e başlar borganı. Şimdi oradan 3 yıl ötüp, bana şu 10 bin kişilik koşun, şimdi İslam bayrağı aslı da Mekke'ye harap geliyordu. Subhane muayyirul ahval. Uyeyne İbni Hısın, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip uzur açtı başlar. Ya Resulallah, biz bilmeyi kapız. Size cenge ketiyekkenizi bilgenimizde, bizden koşun bilen kelerdik. Biz keçiler haber tapıp kapızdı. Peygamberimiz geliyor ki bir uzur açtı. Peygamberimiz onu tınçlandırdı. Lekin baribir Uyeyne şerefsiz koyanlıkdan naraziydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem koşununu 5'ge böldü. Ve Müslüman leşkerini aldı ki 200 atlık kişiye Halid ibn Velid'ini başlık kıldı da koşununu aldı da bana şu 200 kişinin yürüyüşünü büyürdü. Peygamberimiz arkada gelirken bana şu 200 kişiye kaysi zamanki yürüyüş gereğini arkadan turup büyürüp durdu. Çünkü etkenimiz Peygamberimiz Mekke'ne kas kıyandığını fakat yine az yine adetlik, az yine sahabalar bulardı. Ekser Müslümanlar kayakta geçişini bilmezdi. Peygamberimiz Havaz'ın kabilesi tarafına kadar yürüyüşlerini buyurdu. Şimdi Müslümanlar, ha Resulullah Havaz'ın yürümek şeyken degen kulası gibi barıştı. Koşun, Taif şehri gekegende Peygamberimiz aldıdan bir haber alıp gelişik için ayvakçılarını yubardı. Bu ayvakçılar borup hakikaten Havaz'ın kabilesi Müslümanlarga hücum kılıçlığı için tayyargarlık körekkenliğini bilip gelişti. Havaz'ın kabilesi hem Müslümanlardan haber alışık için bir adamı casus kılıp yuvarışken idi. O casus Halid ibn Velid'e tokunaş gibi kaldı. Halid ibn Velid 200'te 60 kişi bile. Onu asır kılıp tutu alıştı. Şimdi Havaz'ın kabilesini, casusunu asir kılıp Halid soraka tutu yaptı. Kays kabiledensin. Asir Gıfar kabilesinden. Özü aslı Havaz'ından. Halid ibn Velid Gıfar'ını kaysa urgudansın. Halid radıyallahu anh'ı Gıfar kabilesini yakşı tanırdı. Hem urgularını hem de caylarını. Aygakçı şinesi diyemeyi kaldı. Gıfar'ını kaysa yerdensin. Casus sükut sakladı. Şunda Halid radıyallahu anh'ı kılıçını sığırdı da yalan yapardın dedi. Eğer rastını esmesin, fazla çafta şeyle.
Şundan keyin aytdi, qayerdan san dedi? Xavozindan man dedi. Josusligini Xolidga bildirdi. Payg'ambarimiz oldiga olib kelishdi. Payg'ambarimiz ham so'roq qildi. Xavozin nima qilmoqchi? Sizlarga qarshi qo'shin to'playapti. Payg'ambarimiz tafsilotlarni so'radida, so'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni bog'lab qo'yishni buyurdi. Musulmonlar Xavozindan josus ustida ushlandi, so'roqqa tutildi, so'ngra yana bog'lab qo'yildi. Demak, aniq Xavozinga qarshi boramiz ekan degan xulosaga bordi. Ko'ringlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu xabarni maxfiy bo'lishligi uchun hamma sabablarni qilyapti. Haram hududida payg'ambarimiz qon to'kilishini xohlamayapti. Shuning uchun Makkaga jangi jadadsiz kirib, Makkani egallamoqchi bo'ldi. Quraysh bilan jang qilishni payg'ambarimiz xohlamagan. Makkaga, ya'ni qo'shin Xavozin yerlariga yaqinlashishi bilan payg'ambarimiz odamlarni Makka mukarrama tarafga burilishlikka buyurdi. Odamlar yana hayron bo'lishdi. Makkaga yaqin kelganida payg'ambarimiz qo'shinni 5ga bo'ldi. Ya'ni hammasal jaysh jangga kelishligidan oldin u davrlarda odatiga ko'ra qo'shinni 5ga bo'lishardi. Payg'ambarimiz jangga tayyorlanib, agar qo'qqis jang bo'ladigan bo'lsa-da, payg'ambarimiz qo'shinni 5ga bo'ldi. Hamda o'zi bilan birga kelgan qabilalarni mana shu 5 qismni bittasiga joylab qo'ydi har bitta qabila. Ya'ni bir qism qo'shinni 5 dan bir qismida bitta qabila to'laligicha turdi. Ikkinchi qismda bitta qabila to'laligicha turdi. Chunki jang bo'lsa, har bitta qabila bitta qanotda jang qilsa, shu qabilaning kishisi qochib ketgani or qiladi. Chunki qabilasini tashlab chiqib ketdi. Jang maydonini tashlab ketdi. Qabilasiga or nomus bo'lmasligi uchun mahkam turib jang qiladi deb payg'ambarimiz ana shu qo'shinga har bir qanotiga butun boshli bittadan qabilalarni joylashdi. Musulmon qo'shinining avvaliga 1000 otliq Banu Sulaym qabilasi qo'yildi, ularga amir qilib Xolid ibn Valid roziyallohu anhu qo'yildi. Qo'shinni qolgan qismiga Zubayr ibn al-Avvom, Abu Bayda Umar ibn al-Jarroh hamda Sa'd ibn Ubada roziyallohu anhu boshliq bo'lishdi. Sa'd ibn Ubada roziyallohu anhu ansorlarning boshlig'i bo'ldi. Qolgan 4 ta amir boshqa qo'shinlar qismlariga amir bo'lishdi. Makkaga 4 mil masofa qoldi. Kun kechikib qoldi. Makkaliklar umuman bundan bexabar. Quraysh umuman hammasidan g'ofil, hech narsadan xabari yo'q. Kun kechikib qolgan edi, payg'ambarimiz qo'shinni mana shu joyga to'xtashga buyurdi. Qo'shin 4 mil masofaga kelib to'xtadi. Shu payt, shu kechki payt Makkadan bir kishi Madina Munavvaraga qarab hijrat qilib chiqib kelayotgan edi. U chiqib kelayotgan kishi Madinadan kelgan qo'shindan xabari yo'q edi. U Abbos ibn Abdul Muttolib. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning amakisi. Hijratni niyat qilib ozgina chiqib, ya'ni Makkadan chiqib ozgina yurishi bilan musulmonlarning qo'shiniga duch keldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kirib kalimani e'lon qildi. Rasulullah uning islomidan qattiq xursand bo'ldi. Oxirgi bo'lib hijrat qilgan kishi bu Abbos ibn Abdul Muttolib. Keyin Makka fath bo'ldi. Payg'ambarimiz aytadilar, la hijrata ba'dal fath. Fathdan keyin, Makka fathidan keyin hijrat bo'lmaydi dedi Madinaga. Alloh taolo Abbos ibn Abdul Muttolibni oxirgi muhojir degan nom bilan musharraf qildi, aziz qildi. Shu sharaf Abbos ibn Abdul Muttolibga ketdi. Abbos roziyallohu anhu bu katta qo'shinni ko'rib o'ylandi. Agar Quraysh bexabar bundan. Payg'ambarimiz bu qo'shini bilan Makkaga jang bilan kelsa, kuchi bilan keladigan bo'lsa, Qurayshni halok bo'lishi aniq edi. Quraysh qabilasining adadi katta emas edi. To'g'ri, ular arablarning eng oliy sayyid qabilalaridan edi, lekin adadi oz edi. Shuning uchun Quraysh jangsiz taslim bo'lsa yaxshi bo'lar edi degan xayolga bordida birorta odamni Makkaga jo'natmoqchi bo'ldi. Ya'ni Abu Sufyonga taslim bo'l, mag'lub bo'lasan, jang qilma degan ma'noda xabar yuborish uchun Makkaga odam yuborishni xohladi. Kechkirgan paytda aytdik. Shu vaqtda Makkada Quraysh qabilasi ham to'planib turgan edi. 4 mil masofada musulmon qo'shini turibdi, bular xabari yo'q. Ular Abu Sufyon deyishdi. Muhammad bizga qo'shin bilan kelishidan xavotirimiz bor. Haqiqatan bunday deyishiga sabab bor edi. Chunki
daimi surette Medine'den adamlar kep durardı. Medine'de bu vekken işlerden haberdar bulup duruşardı. Şimdi Peygamberimiz Medine'den hiç kimi çıkarmaya koyamak için anca müddet onlara Medine'den haber kemiye koyamadı. Bundan havatır göçüştü. Seni Ebu Sufyan Medine'ye bar. Muhammed bilen uçuraş. Eğer onu aldı da katta koşunu bar olsa Mekke'ni tapşırınca. Ya eğer koşunu azrağı olsa kaytip ki onunla karşı cenk kılamız dedi. Şimdi şu vazife bilen Ebu Sufyan şimdi Medine'ye bar gelişliği gerek. Mekke'den Hakim ibn Hizam bilen birge çıktı. Yine bir madde Medine'ye bar gelişliği de halamadı da Mekke'den çıkıp sekin yürü bardı. Şayet bir arada bir adam Medine'den kep kosa, şundan bir malumat haberde olsaydı kaytsa. Sekin ibn'den çıkıp getirdi. Tosat'tan ruh parası da cüde köp, cüde bir kedde adattaki yakılgen günahallarını gördü. Gürhan'ın köplü giden koşunu kançalıgını bulu alışı kıyınmasıdır. 10,000 koşunu. Ebu Sufyan özünün şehrine Hakim ibn-i Hizam'a bunlar kimler? Bu kanaka koşun. Bu koşunge karşı hiç kimin takatı yetmeydi karşı durgeni. Onlar ikilesi geblaşıp durgende Huza'a kabilesinin seyirlerinden Buday ibn-i Varka Resulullah'ın Medine'den kelişigini bilerdi. Çünkü Kureyş'in kıyan hıyaneti ki Peygamberimiz cevap vermeye koymasıydı. Bunu bilerdi. Müslümanlar geldi mi kendigen maksat da Mekke'den taşkarıya çıkanıdı. Bu kelesinin üçü de şık oldu. Ebu Sufyan bilen Hakim ibn-i Hizam Medine'den haber bular mı kendip çıktı. Buday ibn-i Varka Müslümanlar geldi mi kendip çıktı. Abbas ibn-i Abdülmuttalib bir arta adam Mekke'den çıkıp alır mı kendip çıktı. Üçte adam yani üç kıl halette, üç kıl niyette çıkıştı. Buday'ını körüp Ebu Sufyan Ebu Dayl dedi. Bunlar kimler dedi. Buday ibn-i Varka özünü bilmeslikke salıp bilmedim dedi. Ebu Sufyan'ın çalgı dışı maksadı da bunlar Huza'a mı kim dedi. Yani beni kabilen, sizler kıyan hıyanatilerden şicaatlanıp sizlerle karşı koşumla geldi mi kim dedi. Onu çalgıtmak için oldu. Ebu Sufyan hoşuyor kişiydi. Onu bilen bu hile ötmedi. Ebu değil dedi. Bu Huza'amaz dedi. Huza'ın adadı münçeliymezdi. Hum akallı ve azal dedi. Ular bundan pasırak dedi. Münçeli hoşunu yok ular dedi. Bu değil. Onda bunlar Havaz'ın kabilesi mi ki? Ebu Sufyan Havaz'ın hamimez dedi. Bunlar gelbaşı durgen de Mekke'den adam çıkıp kalışını istep kim geldi? Abbas geldi. Ebu Sufyan'ın Havaz'ını eşitledi. Ebu Sufyan dedi. Ebu Sufyan tanıdı dedi. Ebu Fazıl dedi. Ne mehabere bilen kirdin? Ona o kimler? Kimi koşunu o dedi. Abbas radıyallahu anh bu Resulullah'ın koşunu. Sizler bilen cenk yani peygamberimiz bütün Araplarını başlap geldi dedi. Teslim bu. Eğer Resulullah Mekke'ye kuvvet bilen kirse Kureyş anı halak bulan dedi. Ebu Sufyan ne bana maslahat veresen? Min bilen yür dedi. Resulullah da aldığı barasan Mekke'ni topşeresen dedi. Ebu Sufyan aytdi, meni özü aslı başını talap kılıngan. Yani tutuvalışsa meni katıl kılışı anıp. Yani bunlar koşun bilen kip. Kanda kılıp orama bunlar bağlı gel. Hakikaten sulhunu bunlar buzganeden keyin ortadaki ittifak nahayası yetti. Yani Ebu Sufyan mı, Kureyş'ten kim buluştan katli nezer? Müslüman uçlaması, onlar ki amanı yok olur. Abbas, men seni himayem yalaman dedi. Yürmeyin bilen dedi. Abbas radıyallahu anh'u Müslümanlar da oradan çıkarken de Peygamberimiz atını minip çıkardı. Atın arkasına Ebu Sufyan'ı üç kaçtırdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i çadır yakarak kirip vardı. Müslüman muaskerinin sokçıları Abbas'ını körüse ha Resulullah'ın emekçisi Resulullah'ın atını minip öyle yaptılar. Ötküz oraylar dedi. Şimdi Ebu Sufyan bilen keleyken de bu sokçılarda başlığı boyan Ömer'in Hattab görüp kaldı. Hem de küfürünü başı Ebu Sufyan mı? Hiç kandayı ahd gelişiyorsun, seni Allah taslim kıptı dedi de kılıç götürüp yapıp kaldı. Abbas aydı, ey Ömer, o benim himayemde dedi. Ömer ise, bu küfür başlığı için hiç kandayı himayi buluşu mükünmez dedi. Ey Ömer, o benim himayemde dedi. Öldüreydi ise,
Abbas himoyasi yoptiribdi. Nima qiladi? Rasulullohning chodiriga qarab yurdilar. Chunki tezroq borib Rasulullohdan, ya Rasululloh, Abu Sufyonni hech qanday shartsiz ushlab oldik. Qatl qilishga ruxsat berasizmi desa, xo'p deb olsa qatl qiladi. Abu Sufyonni qoldirdida payg'ambarimizning chodiriga qarab yurib ketdi qilichi bilan. Abbos ham buni tushundida, endi bu ot bilan chopdi. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kim birinchi yetib boradi? Birinchi bo'lib Umar kirdi. Umar kirdi. Kirdida, ya Rasululloh. Küfür boshlig'i Abu Sufyonni hech qanday aqsiz kelishuvsiz Alloh taslim qildi dedi. Ruxsat bering qatl qilaman dedi. Shu vaqtda Abbos roziyallohu anhu kirdida, ya Rasululloh, qad ajartuhu. Uni himoyamga oldim. Payg'ambarimiz Umarga uni tinch qo'ydi. Yani Abu Sufyan birodarlar, Makka'nın zaimi, Makka'nın kattası Abu Sufyan, xor bo'lib, yolg'iz o'zi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldida turibdi. Eslanglar, Xandaqda 10 ming qo'shin Abu Sufyan yig'ib kelgan edi. Musulmonlar bor yo'q 300 ta, o'rtalarida bor yo'q Xandaq ularni to'sib turgan edi. Mana vaqtlar o'tdi. Holat o'zgardi. Payg'ambarimiz aytgandek, endi biz hujumga o'tamiz, bizga ular hujumga o'tmaydi deganida Xandaq g'azovatdan keyin. Mana endi Abu Sufyan tiz cho'kib yolg'iz o'tiribdi. Payg'ambarimizning bitta ishorasi bilan qatl bo'ladi. Ko'ring, mana shuncha dushmanlikni qilgan, 13 yil Makkada, 8 yil bu yoqda, 21 yillik dushmanlik qilgan payg'ambarimizning eng ashaddiy dushmani o'tiribdi. Nabaviy axloqigasi bo'lgan zot qanday muomala qildi? Bir og'iz so'kmadi. Bir og'iz malomat qilmadi. Bir og'iz so'z bilan xorlamadi. Avf qildi. Avf qildi. Bu mag'lub bo'lganda mag'lubiyatga sabr qilish osonroq. G'olib bo'lganda g'alabaga sabr qilishlikdan ko'ra. Payg'ambarimiz endi g'olib edi. Abu Sufyon payg'ambarimiz oldiga o'tirganida, "Ey Abu Sufyon, Allohdan o'zga iloh yo'q ekanligiga guvohlik berish vaqti kelmadimi sen uchun?" Abu Sufyan, vallohi ey Muhammad, na qadar rahimlisan, na qadar shafqatlisan. Agar Allohdan boshqa ilohlar bor bo'lganida bizni bunday xor holatga qo'yib qo'ymas edi. Ya'ni biz sig'ingan ilohlar haqiqiy iloh bo'lganida biz mag'lub bo'lib xor bo'lmas edik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, ey Abu Sufyan, men Allohning rasuli ekanimga guvohlik berish vaqti kelmadimi sen uchun? Abu Sufyan, bu narsa xususida esa hali qalbimda bir narsa bor dedi. Ya'ni ozgina shubham bor dedi. Shunda Abbos roziyallohu anhu jirki berdi Abu Sufyan. Ya Abu Sufyan, taslim bo'l. Agar taslim bo'lmasang, Makkaga payg'ambarimiz kuch bilan kirsa, Qurayshning nihoyasi xorligi shu bo'ladi dedi. Islom ishi zohir bo'ldi. Islom yuksaldi. Hanuzgacha shubhadamisan? Shundan keyin Abu Sufyan, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu annaka rasululloh deb shahodat kalimasini aytdi. Lekin tili bilan aytdi. Hali nima ish qilishligini ko'ramiz. Nabiy sallallohu alayhi vasallam, Abu Sufyan, sizni oldingizda tunasin dedi Abbosga. Tong yotganda meni oldimga olib keling dedi. Abu Sufyan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan shu yerda so'radi. Ya Rasululloh, Makkaga omonlik berasizmi dedi. Oraga Abbos qo'shildi, ya Rasululloh, bu Abu Sufyan sharafni, faxrni yaxshi ko'radigan kishi. Unga u faxrlanib yuradigan biror narsa bering dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Man dakhala dar Abi Sufyan fa huwa amin." Kim Abu Sufyonning hovlisiga kirsa, bas u kishi omonda dedi. Abu Sufyan, "Rasululloh, meni uyimga qancha ham odam sig'aradi?" dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Man dakhala al-masjid fa huwa amin." Kim masjidga kirsa, u omonda dedi. "Ya Rasululloh, u ham oz" dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, kim o'zini uyiga kirib, ichkaridan eshigini bekitib olsa, u omonda dedi. Mana endi yetadi dedi. Shu bilan oldidan chiqib ketdi. Endi musulmon qo'shini Makkaga kirganda kim ko'chada turgan bo'lsa, unga omonlik yo'q. Omonlik yo Abu Sufyonning hovlisida, yo masjidda, yoki o'zini uyida. Tong otdi, Abu Sufyon Qurayshga xabar berishligi uchun Rasulullohning va'dasini shoshilib chiqib ketdi. U ketishi bilan payg'ambarimiz Abbosni chaqirdida bir narsani buyurdi. Abu Sufyon orqasidan Abbos chiqib bordi. Makkaga olib boradigan yo'l ikkita tog'ning orasidan o'tar edi.
Mekke'ye aboradigan yo'l ikkita tog'ning orasidan o'tardi. Bir tor joyi bor edi. Ana shu joyga borganda Abu Sufyonni to'xtatib turing deb payg'ambarimiz buyurgan edi. Abu Sufyon orqasidan Abbos yetib, ana shu joyga yetib bordi. Shunda qif ya Abu Sufyon dedi. Ey Abu Sufyon, to'xta dedi. Deganda Abu Sufyon qo'rqib ketib, "Ghadron ya Bani Hashim, xiyonat qilasizlarmi ey Bani Hashim?" dedi. Ya'ni qo'rqib ketdi. Bir og'iz qif, to'xta degan so'z shunda yuragini qo'rqitib tashladi. Abbos aytdi, "Yo'q. To'xta, senga gapim bor dedi. Ey Alloh, meni qo'rqitib yubording. Shuni o'rniga Abu Sufyon to'xta, senda hojatim bor desa ham bo'lmasmidi?" Abbos, "Seni bunchalik qo'rqib ketadi deb o'ylamagandim" dedi. "Nima gap bo'ldi? Bilmayman. Rasululloh seni shu yerda to'xtatib turishini buyurdi." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Abu Sufyon Makkaga borib, fikri o'zgarib jangga tayyorgarlik ko'rmasligi uchun, fikri o'zgarib qolmasligi uchun musulmon qo'shinini unga ko'rsatib qo'ymoqchi bo'lgan edi. Ana shu yo'l tor bo'ladigan joyda Abu Sufyon bilan Abbos turdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qo'shinini saf tortib uni oldidan o'tishlikka buyurdi. Birinchi bo'lib Abu Sufyonning oldidan saf tortib 1000 ta kishi, 1000 ta otliq Banu Sulaym qabilasi o'tdi. Payg'ambarimiz buyurgan edi, har bitta qabila Abu Sufyonning oldidan o'tayotganda 3 marta Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar deb takbir aytishlikka buyurgan edi. Birinchi bo'lib Banu Sulaym o'tdi. "Ey Abbos, bular kimlar?" deb so'radi. Abbos bilan Abu Sufyon turibdi, ular o'tyapti. "Bular Banu Sulaym" dedi. Abu Sufyon, "Meni Banu Sulaym bilan mushkilam yo'q-u, nimaga keldi bular?" Ozgina o'tgandan keyin boshqa qabila, ular ham takbir aytishdi. "Bular kimlar?" "Bular falonchilar, bular falonchilar, Xuzo, Banu Sulaym, bir chekadan qabilalardan" aytdi. So'ngra uni oldini o'tgan qo'shinning oxirgi qismi Muhojir va Ansorlar katibasi o'tdi. Ular jang liboslarini kiygan, yaxshi qurollangan, ko'zlaridan boshqa joylari ko'rinmas edi. Ular bu qo'shin orasidagi eng qattiq jang qiladigan katibaligi ma'lum edi. Ularni Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zi boshlab bordi. Yurtidan quvilgan muhojirlar endi muzaffar, g'olib bo'lib o'zlarining yurtlariga 8 yilda yana qaytib kelishyapti. Bu katibani saf tortib yurishi, tartibi, tayyorgarligi hech qaysi boshqa qabilada topilmas edi. Abu Sufyon ularni ko'rib, "Bular kimlar?" dedi. "Bularga qarshi turgan hech kimning kuchi yetmaydi. Kim bular?" dedi. Abbos, "Ularni tanimadingmi?" dedi. "Bular Rasululloh, Muhojir va Ansorlar" dedi. Shundan keyin payg'ambarimiz Abu Sufyonni qo'yib yuborishga buyurdi. Endi Abu Sufyonning fikri o'zgarmaydi, chunki qo'shinni nima qildi? Ko'rdi. Abu Sufyon Makkaga kirishi bilan Quraysh sayyidlari yugurib kelishdi. "Nima gap? Nima gap? Nima xabar olib kelding?" Abu Sufyon ularga Makkaga Rasululloh katta qo'shin bilan kelayotganligini xabarni aytdi. Qurayshni kuchi yetmasligini bildirdi. "Taslim bo'linglar" dedi. Uni gapini eshitib turgan uni ayoli Hind bint Utba g'azablandi. Qanday qilib uni otasini, Hindni otasini, amakisini, inisini o'ldirgan musulmonlarga qarshi jang qilinmaydi? Qanday Makka taslim bo'ladi? Erini gapidan norozi bo'lib, "Bu semizga itoat qilmanglar. Taslim bo'lmanglar, jang qilinglar" dedi. "O'ldiringlar buni" dedi erini. Abu Sufyon, "Bu ayol sizlarni aldab g'ururlantirib qo'ymasin. Bu ayol sizlarni g'ururlantirib qo'ymasin. Men uni qo'shinini ko'rdim. U bilan Banu Sulaym, Xuzo'a, falon qabilalar. Muhammad hamma qo'shinni jamlab, mana shu arab qabilalarini jamlab kelibdimi?" "Ha" dedi. "Nima yo'l ko'rsatasan?" "Taslim bo'linglar." "Qanday qilib taslim bo'lamiz?" "Kim Abu Sufyonni hovlisiga kirsa, bas u omonda" dedi. Uni eshitgan qurayshlar "Qabbahakalloh" dedi. "Seni yenga qancha odam sig'ar" deb ustidan kulishdi. So'ngra "Man dakhalal masjid fahuva amin." "Kim masjidga kirsa omonda" dedi. "Bu ham oz" dedi ular. Uchinchisi aytdi, "Kim o'zini uyiga kirib eshigini ichkaridan berkitsa omon." Mana endi yetadi dedi. Quraysh tarqab ketdi uyiga. Hamma uyiga shoshildi, eshigini ichkaridan berkitdi. Makkaga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qo'shinini kirishini 4 tomondan bo'lishini xohladi. Qo'shin 4ga bo'lindi, Makkaning 4 tomonidan kirdi. Avvalgi 5ga bo'lishlik
ceng bol kaladıgan bosa da Peygamberimiz beşke bol geldi. Şimdi ceng yok, törele tamamen kereşlikle büyürüldü. Halid ibn-i Velid, Zübeyir ibn-i Avam, Ebu Ubayda raziyallahu anhular, üçte kısımda başlığı oldu. Sa'd ibn-i Ubayda, Ansarlarının seyyidi, Ansarlarının emiri, Ansarlarına başlığı oldu. Sa'd raziyallahu anhu, kirip gelirken, bayrağı düşer, emir. El-yevme, yevmul melheme, el-yevme yuzillullahu Kureyşen dedi. Bugün dedi, yaralarga melhem koyuladığın gün. Bugün kılıçtan ötkizemiz Kureyş'ni, alamımızı alamız. Bugün Allah Kureyş'ni hor kıladı dedi. Bu söz Peygamberimiz yetibarganda Peygamberimiz ettiler, vallahi yalan yapırdı. Vallahi yalan yapırdı. El-yevme yu'izzullahu Kureyş'e. Peygamberimiz ettiler, el-yevme yevmul merhame, el-yevme yu'izzullahu Kureyş'e. Bugün merhamet kürsatıladıyan gün. Bugün Allah Kureyş'ini aziz kıladı dedi. Yani Kureyş'ini azizliği İslam'a kirişliği bilen. Bugün Allah Kureyş'ini İslam'a kirgizledi ve şu bilen aziz kıladı dedi. Bana şu gapi için Peygamberimiz Sa'd ibn-i Ubadadan koludan bayrağını alıp koydu. Amirlikten düşürüldü. Şimdi Ansarlar narazı bu komasla geçiyor. Peygamberimizin hikmetini görün. Bayrağını Sa'd ibn-i Ubadadan'ın oğlu Kays ibn-i Sa'd'a verdi. Yani şeref Sa'd ibn-i Ubadadan'ın yüde kaldı. Oğlunu koyu götürdü. İnsan da tabiat iken buradalar. Bir insan özüden başka hiç kimi ötüp geçişini hağlamasa ki. Fakat gene özünü farzlandı, özüden ötüp geçişini yakış görürken. Peygamberimizi tutken siyasatını körün ki bayrağını aldı. Onu şu yapı için cezaladı. Lekin şeref doladı, kolu da kaldırdı. Kays ibn-i Sa'd ibn-i Ubadadan'ın kolu gibi. Bu Peygamberimiz bölgen tört kısım koşun Hif degen cahide üçüleşlikke ittifak kaldı. Yani hemen Hif'te üçüleşik gerek. Hif, Hin tağını yanıda. Demek ki Peygamberimiz bana şu Hif'te üçüleşemiz dedi. Çünkü Kureyş aynı bana şu Hif degen cahide Peygamberimizge adavat kılıçlikke hiç kaçan İslam'ge kirmeslikke hiç kaçan Peygamberimiz bilen sulh tuzmaslikke Resulullah'ını öldürgünge kadar cenk kılıçlikke bana şu Hif'te ittifak kılıçken dedi. Endi ularning mana shu ittifoqi aynan mana shu Hifda bekor bo'lishini payg'ambarimiz xohlagan edi. So'ngra payg'ambarimiz hukm qildi. Hech kim o'ldirmanglar. Hech kim o'ldirmanglar. Faqat 10 ta kishi bor. Qayerda topsanglar ham. Garchi ular Ka'bani kisvasiga osilib olgan bo'lsa ham, ana shu joyda bo'lsa ham qatl qilinglar dedi. Ulardan Ikrima ibn Abu Jahl. Uni va uning otasini islomga bo'lgan adovat qattiqligidan Hil bint Utba, İslam'a bugün adavatıdan, hem de Hamza raziyallahu anh'a yıkıgın muamelesinden. Bilesiler Uhud gazatı da cigarını çıkarıp çayına gelmedi. Abdullah ibn Sa'd ibn Ebi Sarh, İslam'ın kabul kıyanıdı bu. Vahiy katıbı bu genedi, kendi dinden katkenedi. Bana şu üçün. Safvan ibn Umayyat ibn Halaf, özünü ve atasını İslam'a bugün düşmanlığı kattıklığı sebepli. Mukays ibn Sababa, Mukays ibn Sababa. Onun ülkesi Kays ibn Sababa Müslüman bo'lganida. Uhud günüde, bana bilasizlar, Fawza bo'lib, parokanda gibi bo'lib, Müslümanlar bir-birlerini özleri katıl qilganida, tushib tanışmasdan. Endi ülkesi Müslümanlar tomonidan xatoan katıl qilindi, Mukays ibn Sababa Madinaga boradi, İslam'ı izhor qiladi. Müslüman bo'lib ko'rinadi da, Müslümanlardan katıl qilgan kişini diyet berishini talab qiladi. Unga diyasi beriladi. Diyani olgandan keyin ukasini qatl qilgan, bilmasdan qatl qilgan musulmonni o'ldiradi-da Makkaga qochib ketgan bo'ladi. Payg'ambarimiz buni ham qonuni halol qildi. Abu Quhofa, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning otasi. U kishini hatto bir qari edi. Soch-soqoli oqarib ketgan edi. Ikki ko'zi ko'rmas edi. Hali musulmon qo'shini Makkaga kirib kelmasdan turib, bir qizchasi bilan balandlikka chiqib turib, qizchadan bo'layotgan narsalarni so'rab turdi. Nimani ko'ryapsan dedi. Qizcha aytdi, uzoqdan odamlarni to'planganini, odamlarni qorasini ko'ryapman. Abu Quhofa bu qo'shin dedi. Yana nimani ko'rding? Qizcha aytdi, ular bo'linishdi dedi. Ha, bular artallarga bo'lindi dedi. Yana nimani ko'ryapsan? Ular harakatga kelishdi dedi.
Ha, ular cilipti onlardan. Endi yetib kelmasdan avval tezroq uyimizga borib olaylik dedi-da, uyiga shoshib qoldi. Lekin qari oqsoqol bo'lganligidan hali musulmon qo'shini yetib kelmasdan turib uyiga yetib bora olmadi. Musulmonlar uni tutib olishdi. Makkada kim ushlansa, unga omonlik yo'q edi. Abu Bakrning otasi. U kishini Abu Bakrning oldiga olib kelishdi. Otasini islomga kirishlikka ko'ndirib, Rasulullohning oldiga olib bordi. Ya Rasululloh, bu kishi meni otam. Uni asir olishibdi. Otam islomni qabul qilmoqchi dedi. Rasulullohni oldiga yetib olib keldi otasini. Rasululloh aytdilar: "Raufur Rahim bo'lgan Rasululloh nima dedi? Ey Abu Bakr, yoshi ulug' kishini qiynab qo'yibsizlar, men oldimga olib keldim. Agar aytganinglarda men o'zim borar edim." Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning hurmatida. Abu Bakr aytdi: "Ya Rasululloh, otam sizi oldingizga kelishi to'g'riroq" dedi. Abu Quhofa Rasulullohning qo'lida islomga keldi. Shu bilan Abu Bakrga yana bir sharaf berildi. Bu sharaf hech qaysi bir sahobada topilmaydi. Abu Quhofa sahoba. Abu Bakr sahoba. Abu Bakrning o'g'li sahoba. Abu Bakrning nabirasi sahoba. Bir urug'dan 4 avlodni sahoba bo'lishligi faqat Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga berildi. Boshqa hech qaysi sahobani mana shu manzilatga ko'tarilganligi aytilmagan. Bu sharaf faqatgina Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga berildi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.